Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Erkan Düzgören. Yine bir ders ile beraberiz. Bu dersimizin konusu 3DMAX 2015 versiyonuyla beraber gelen stereo kamera özelliği. Stereo kamera arkadaşlar size şöyle izah edeyim. Şu anda zaten ekranda da görüntüsünü gördüğünüz 3 boyutlu görüntüler ile çalışma. Bu render çıktısı değil, sahnenizde modelleme yaparken bir 3 boyutlu gözlük yardımıyla modelleme yapmanızı sağlayan özelliktir. Çalışma mantığı arkadaşlar 3 boyutlu filmden çekim mantığındadır. Yine stereo bir kamera vardır 3 boyutlu film çekimlerinde, o kamera yardımıyla 3 boyutlu görüntü elde edilir. 3DMAX'te de bu kamera bu özelliği görüyor. Sahnenize bir şey modellerken veya hazırlarken şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bir görüntü elde edersiniz. Tabii gözlük takmadığınız takdirde siz bu görüntüyü bu şekilde görürsünüz, ama gözlük taktığınız zaman sanki bu görüntü monitörünüzün dışındaymış gibi, gözünüzün önünde modelliyormuşsunuz gibi olur. Bu kamera özelliği Max'in kurulumunda standart olarak gelmez arkadaşlar. Sonradan 3DMAX'e mağazadan, Autodesk'in mağazasından indirip ekliyorsunuz. 2015 versiyonu için free lisans var. 2015 öncesi versiyonlarda sadece 3DMAX'in 2014 versiyonunda da kullanıma sunulmuştu. Lakin ücretliydi. Şu an artık ücretli de değil, kullanılmıyor. Yani 2014 versiyonu için de artık kullanımdan kaldırıldı. Sadece 2015 versiyonunda kullanabiliyorsunuz ve ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Bu kameranın özelliğinde arkadaşlar standart olarak bildiğimiz analog, yani red, cyan ya da green, magenta gibi. Şu an elimde tutmuş olduğum gözlüğü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu piyasada satılan gözlüklerdendir. Sadece güneş gözlüğü versiyonunda. Siz bunun kağıt versiyonunda alırsanız aynı sonuçları elde edeceksiniz. Tabii birazcık kaliteli bir şey almanızda fayda var. Ama tabii bu sadece retinal tarzında, yani analog olarak da 3 boyutlu yapmıyor. Smart TV'lerdeki gibi iki görüntüyü üst üste bindirme mantığında da çalışıyor. Şayet o tarzda bir gözlüğünüz var ise ve monitörünüzde o tarzda bir 3 boyutlu destekliyorsa o şekilde de kullanabilirsiniz. Desteklemiyorsa, standart bir monitörse, bu tarz bir gözlükle de stereo kameradan sonuna kadar faydalanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi kamera hakkında kısaca bilgilerden bahsedilmiş. Sağ göz ve sol göz, center, analog if, nitrous waveforce gibi özellikler var. Özellikle AMD'nin FirePro ekran kartlarıyla çok uyumlu bir şekilde çalışmakta. Ama tabi sizinizde bir AMD FirePro yoksa da bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Sadece bu ekran kartıyla daha iyi sonuçlar elde ettiğinizi belirtmişler. Bunun dışında stereo kamera özelliği, bir de bireyin kendi stereo kamera özelliği vardır arkadaşlar. O da aynı mantık tarzında çalışır. Birazdan kullanım detaylarına da geleceğiz. Herhangi bir farklılıklar yok, ama biz 3DMAX'in stereo kamerası üzerinde çalışacağız. Sahnede basit görüntüler oluşturacağız. Yalnız bu mantık render için geçerli değil arkadaşlar. Sadece modelleme yapmanızı size daha gerçekçi görüntü ile, daha net görüntü ile, daha realistik bir ortamda modelleme yapmanızı ve sahne tasarımlarınızı yapmanıza yardımcı oluyor. Şimdi daha detaylı örneklere geçersek arkadaşlar. Bu Autodesk Exchange Apps'ın içerisinde arkadaşlar 3DMAX dükkanına giriyorsunuz. Buradan Select Product Store der. Siz buradan 3DMAX'e seçiyorsunuz. Burada bir dünya şey açılır. Hangi tarzda
bir eklenti aradığınıza dair seçenekler çıkar. Siz sadece 3D Max'e tıklarsanız mağazaya geçiş yaparsanız oradan da Star Camera for 2015 tıkladığınız zaman bu ekrana geleceksiniz arkadaşlar. Buradan zaten açılır menülerde başka herhangi bir seçenek yok. 64 bit ve Türkçe dil desteği yok. İngilizce dil desteği var. Free butonuna tıklayıp indiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ekran görüntülerine bakalım. Kısaca gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışma mantığı bu şekilde. RetGen bir görüntü ortamı oluşturuyor. Burada değişik Centray'lerden görüntü almışlar. Centray'den baktığınız zaman RetGen görmezsiniz. Normal bir kamera özellikleriyle görüntü alırsınız. Zaten stereo kamerada normal kameradan olan tek farkı şuradaki 3 boyutlu ortamı görüntüyü oluşturmanız için gerekli etkileri sağlayan bir menüsü var. Onun dışındaki tüm özellikler standart kamerayla aynı. Başka herhangi bir ekstra özelliği yok. Evet arkadaşlar burada açılan menülerde Center'e, Left'e, Horizontal seçeneği var. Bu checkerboard ve horizontal arkadaşlar smart TV'lerin 3 boyutlu görüntü oluşturma mantığı ile çalışır. Dediğim gibi monitörünüz destekliyorsa ve bu tarzda bir elinizde gözlük varsa ya da alırsanız kullanabilirsiniz. Daha kaliteli sonuçlar elde edersiniz. İlla ki o görüntüyü elde etmek için monitörünüzün Smart TV'lerdeki gibi bir özelliğe ihtiyacı yok. Bu size gerekli imkanları ve oluşunu zaten sağlıyor. Standart analogik var arkadaşlar. Luminance var. Free Preview var. Ve Free Preview Crossed var. Şimdi şu dördünden tabii dördünden kısaca bahsetmek gerekirse analogik arkadaşlar RetGen görüntü oluşturur. Luminance analogik arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz gözlüğün yani green magenta özelliğinde olan gözlükler için görüntü oluşturur. Diğerlerine de 3D Max'e geçtiğimiz zaman bakalım özelliklerine tam olarak hangi gözlüklerin göre bir görüntü oluşturduğuna. Burada da sadece standart kamera menülerine ilaveten stereo parameters seçeneklerini sunuyor. Yani kamera ayarlarımızı buradan yapıyoruz arkadaşlar. Gerekli detaylandırmaları falan en iyi sonucu elde edene kadar buradaki ayarlardan faydalanıyoruz. Stereo kameranın arkadaşlar help dokümanları da mevcut. Tabi İngilizce. Herhangi bir bu konu için Türkçe kaynağımız yok. Buradan gerekli de detaylara ulaşabilirsiniz. Zaten çok detayı olmayan bir şey. Yani bu tekrar mağaza. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz başlayalım. Şu an hani herhangi bir gözlük takmamıza gerek yok. Sahnemize basit yoldan bir box oluşturuyoruz arkadaşlar. Alt ve tuşuyla tam ekran yapalım. Şuradan birazcık daha yükseltelim. Birazcık uzaklaşalım. Şu an zaten perspektif ekranındayız arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar buradan Crits, Cameras, Stereo Cameras diyoruz arkadaşlar. Ve direkt oluşturur. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir husus var. Şurada kreasyon options kısmında arkadaşlar kamera tipini target ya da free olarak standart kameradaki gibi belirtebiliyorsunuz. Center kamera olsa da olur, olmasa da olur. Olursa 3 adet kamera göreceksiniz. Bir yandan size biraz sonra size detaylı olarak göstereceğim. Center kamera olması arkadaşlar ekstradan 2 boyutlu yani şu anda ekranda görmüş olduğunuz görüntüyü almanızı sağlar. Center kamera koymazsanız sadece analogik görüntü alırsınız. Normal bir görüntü elde etmek istediğiniz zaman perspektife geçmeniz gerekiyor ya da ekstra bir normal bir kamera oluşturmanız gerekmekte. Şimdi ilk olarak arkadaşlar stereo'yu seçtiğimiz zaman burada pik
kamera özelliği çıkıyor. Sizin sahnenizi daha önceden hazırlamış olduğunuz bir standart kamera var ise pike tıklayarak o kamerayı seçiyorsunuz ve stereo ek olarak ekleyeceğiniz kamera da aynı o kamera gibi davranmaya başlıyor. Yani açısı, lensi varsa, depo fight özellikleri gibi, motion blur gibi efektleri varsa direkt bu stereo kameraya da aktarılıyor. Ama hiçbir kameranız yoksa direkt stereo kamerada oluşturacaksınız. Yine az önce bahsetmiş olduğum dof ve motion blur ya da başka nasıl bir efekt kullandıysanız aynılarını stereo kamera üzerinden de yapabiliyorsunuz. Şimdi bizim sahnemizde ekstradan bir kameramız yok. Tab penceresine geliyoruz arkadaşlar. Gridleri kapatalım. Şuradan bu şekilde oluşturduk. Normal kamera gibi. Şimdi yaklaşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu orada 3 adet kameramız mevcut. Bu kamera bu stereo kreasyon option sadece kameranızı ilk oluşturmaya başladığınız zaman aktif olur. Ondan sonra bir daha aktif olmaz arkadaşlar. Aktif olmasını istiyorsanız yeni bir stereo kamera oluşturmak zorundasınız. Şimdi burada 3 tane kamera görüyorsunuz arkadaşlar. Şu ortada duran kamera size 2 boyutlu görüntüyü aktaracak olan kamera. Sol göz, sağ göz. Bunların ikisinin birleşiminden de zaten size monitörünüzden size 3 boyutlu görüntüyü oluşturmuş olacak ve gözlüğünüzü taktığınız zaman 3 boyutlu görüntüyü elde edeceksiniz. Şimdi şu an herhalde çoğunuzun yanında 3 boyutlu bir gözlük yoktur. Görüntüyü aktaracak gözlük yoktur. Biraz o 3 boyutluyu götüreceğim, geçeceğim. Ekran görüntüsü birazcık garipleşecek. Gözlük takmadığınız için çok garip bir görüntü oluşacak. Şimdi klavyemizden C tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar standart kameradaki tek farkı direkt o kameraya geçmez. Şimdi perspektif penceresine geçiyoruz. Buradan perspektife tıkladığımızda bir kamera menüsü ayrı olarak açılır. Stereo kamera bölümü ayrı olarak açılır. Zaten kamera menüsüne geldiğinizde bir şey çıkmayacak. Çünkü sahnemizde normal kameramız yok. Stereo kameraya geliyoruz. Seçiyoruz. Ve görüntümüz geldi. Şu anda arkadaşlar Red Cyan görüntüsü olarak bize geliyor. Bir yandan da kameramız seçili olsun. Özellikler. Bu. Zaten bizi şu an ilgilendiren kısım burası arkadaşlar. Burası normal kameradaki menünün normal kamera menüsünün aynısı. Şimdi arkadaşlar burada realistik normal kameradaki görüntüleri normal kullandığınız F3 F4'ten kullandığınız menülerin aynısı burada da stereo kamerada da aktif olarak size geliyor. Ekstra olarak buraya bir menü daha ekleniyor arkadaşlar. Şimdi Enter E'ye tıkladığımızda az önce göstermiş olduğum 3 kameradan ortadaki olan yani size 2 boyutlu görüntüyü gönderen kamera. Sağ göz, sol göz. Aktif burada çalışmıyor. Horizontal interlace. Bu işte arkadaşlar Smart TV'lerde ve şu anda birçok yayın platformunun 3D olarak yayın yaptığı özelliktir. Bu birçok 3D özelliği olan TV'deki yayın mantığındadır arkadaşlar. Görüntü oluşturma mantığındadır. Bunu destekleyen bir gözlüğünüz var ise kullanırsanız daha kaliteli bir görüntü elde edersiniz. Checkerboard arkadaşlar. Şimdi bu ikisinin arasındaki farkı şimdi ilk bakışta anlamayabilirsiniz ama bayağı bir fark var ikisinin arasında. Tekrar horizontal'a geçelim arkadaşlar. Horizontal'da yatay çizgilerle size 3 boyutlu görüntü oluşturur. Gözlüğünüz bunu destekliyorsa bunu kullanın. Ama şayet checkerboard kullanıyorsa yani noktalar ile size 3 boyutlu görüntü oluşturuyorsa gözünüzün destekli özellik bu ise bunu kullanın. Sonrasında analekif dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi klasik Red Cyan özellikleriyle çalışır. Pardon. Ondan sonra gözünüz luminance analekifi destekliyorsa bu magento gri de arkadaşlar. Şunun kırmızı gözükmesi sizi aldatmasın.
Şimdi gözlüğümü ben taktığım zaman arkadaşlar şu anda görüntü komik bir şey oluştuğunu farkındayım. Ama hani kullanmaya başladığınızda siz de farkı şey yapacaksınız. Şu an sahnede görmüş olduğunuz, az önce oluşturmuş olduğunuz kutu şu an benim iki elimin arasında duruyor. Yani tam bir 3 boyutlu olarak, yani monitörden dışarıya çıkmış bir şekilde iki elimin arasında duruyor. Şimdi tekrar biz stereo kameramızı buradan seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi görüntü net ama iyi değil. Şimdi görüntümüzü birazcık daha iyi yapmak için şuradaki separation sekmesi var arkadaşlar. 6.5 değeri var. Şimdi o 6.5 değeriyle oynadığımız arkadaşlar görüntümüzün birbirine yakınlaştığını ya da birbirinden aşırı derecede çok ayrıldığını görürüz. Hani bunun belirli bir ayarı yok. Hani herkes kendine göre bir ayar belirleyecek. O ayarda not alın. Her oluşturduğunuz kamerada max açıkken o ayar standart olarak gelir ama max'i kapatıp açtıktan sonra o ayar yok olur. Unutmamanız açısından bir yere not almanızda fayda var. Şimdi arkadaşlar standart bunun değeri 6.3 olarak geliyordu. 6.3 değeri sizin için hiç iyi değilse bu kısımdan ayarlamalarınızı yapıyorsunuz. Çok üst üste bindirseniz iki boyutlu görüntüden farkı kalmıyor zaten. Buradan bu şekilde ince ayarlarınızı seçiyorsunuz. Şimdi burada bir de FreeWave paralel var arkadaşlar. Burada paralel olarak çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. FreeWave Curved var arkadaşlar. Bu da aynı sahneden zaten tabii ki paralelde. Bu da aynı sahnenin size bir kopyasını yan tarafa oluşturuyor. Aynı şekilde burada sahnenizde çalışmaya devam ediyorsunuz. Şimdi birçok animasyon stüdyosu özellikle Pixar olsun, DreamWorks olsun, LucasArts olsun, Illumination olsun çalışmalarını bu tarzda hazırlıyorlar zaten. Tabii onlarınki biraz daha gelişmiş durumda. Tabii bir ev kullanıcısı için ya da ülkemizdeki standartlar için Autodesk'in bize sunduğu bu imkan işimizi görecek derecede. Şimdi tekrar Magento Green kullanacaksak arkadaşlar ki ben de o gözlük olduğu için seçiyorum. Sizde Red Cyan varsa Analekif'te seçebilirsiniz. Bu şekilde kullanıyorsun arkadaşlar. Tekrar biz kameramızı seçiyoruz. Şimdi sıfır paralaks arkadaşlar. Zero paralaks. Şimdi bu ne işe yarar? Onu görelim. Şimdi arkadaşlar bu temiki yukarıdaki separation sağ sol değerlerine ayarlıyordu. Zero paralaks arkadaşlar şimdi sahnede hareket ederken size sanki sağa sola hareket ettiriyormuş gibi bir görüntü şey yapabilir. Şu an kutu burada gözüktüğü için ben parmağımla burayı gösteriyorum arkadaşlar. Hani daha dikey böyle 90 dereceye yakın daha net daha doğru bir açı oluşturmanızı sağlıyor küpü ya da 3 boyutlu görüntünüzü artık ne hazırlıyorsanız daha doğru bir şekilde elinizde olmasını sağlıyor. Stereo ayarlarında arkadaşlar HMS ayarlarında baktığımızda genelde bu ayarlara dokunmanıza gerek yok. Bu tek bir gözün sağa ya da sola hareket etmesini sağlayan zaten offset right cam left cam demiş. Bunlarla daha ince ayarlar çekiyorsunuz. Şayet bu kadar detaya girmenize gerek yoksa bu değerle sıfırda bırakmanız sizin için yeterli olacaktır. Şimdi stereo display controls arkadaşlar bu kısım never display seçerseniz asla size bu normal ekranda görüntü şey yapmaz. Display when selected seçili olan ekranında göster demektir. Şimdi bizim top, front, left ekranlarımız vardı ya da siz bunu isterseniz daha çok da fazlalaştırabilirsiniz. Hangi ekrandaysanız sadece o seçmiş olduğunuz ekran üzerinde çalışır. Diğer ekranlarda herhangi bir şey yaptırmaz. Always display dediğiniz zaman artık kaç tane pencereniz varsa o kadar. Hepsinde aynı görüntü uygulayın.
Şimdi buradaki zero paralaks seçersiniz arkadaşlar. Şimdi fark etmişsinizdir. Sahnedeki görüntü değişti. Daha flu bir görüntü oldu. Save volume seçersiniz arkadaşlar. Bu bizim normal şeyden aynı. Kameradaki save frame'den aynı mantıkta. Kameranın gördüğü açıyı size gösterir. Ve şimdi buradaki grilikler ve sahnedeki flulaşma gözlüğü taktığınız zaman gidiyor. Öncelikle onu söyleyeyim ama görüntü daha çok netleşiyor. Tabi bunları kullanmak gibi bir zorunluluğumuz da yok. Ama daha detay istiyorsanız gözlüğünüzde birazcık daha kaliteliyse hani bunlardan da faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, şimdi stereo kamerayı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Karmaşık değil. Ayarlarını da size anlattım. Şimdi görüntü burada size çok garip gelebilir ama Magento Green gözlüğü olanlar ya da Red Cyan gözlüğü olan arkadaşlar var olduğunu şey yaparak hemen analikifi seçeyim. Red Cyan görüntüsü olsun. Şunları da kapatalım. Onlar da görüntüyü daha net görebilsinler. Hani bu kutu monitörden taşıp sizin gözünüzün önünde oluyor. Bu sizin bir modelleme yaparken daha detaylı, daha sorunsuz bir şekilde modelleme yapmanızı sağlar arkadaşlar. Birçok faydası var. Her şeyden önce free. Bu özelliklerini unutmayın. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. İşinizi görecektir. Kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Hani gözlüğüm yok demeyin. Şu gözlüğün fiyatı 5 TL bile değil yani. Bir tane edinin, her yerde satılıyor. İki tip alabilirsiniz. Green Magento ve Red Cyan olarak alın. Ama Smart TV tarzında da kullanacaksanız iki tip de ondan alabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu gözlükler biraz daha ekonomik oluyor diğerlerine göre. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.